Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeller. İstiklal kündülük haberlerini görüşünene kızın karşılığımız. Mən Erşidin İdikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibiyle alakadar mühim haberlerini huzurunla asınımız. Kanı dıktınlar ekranımızı bulsun. Türkiye emeldarı Xitay Uyghur nüfusunu sistemlik azaltmakta dedi. Türkiye Parlamenti İnsan Haklarını Teşviriş Komitetinin reisi Derya Yanı Hanım, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da icra kılıvatkan sistemlik insan hakları depsençiliki hakkında toxtalıp, bu depsençiliknin ahirleşişi üçün xalqara cemiyetini hareket kılışkı çakırdı. Türkiye'nin sabık aile ve ictimai siyaset ministri, Adalet ve Terakiyat Partiyası'nın Osmaniye Parlament azası ve Türkiye Parlamenti İnsan Haklarını Teşviriş Komitetinin reisi Derya Yanık Hanım, 3. Sintabr Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Uygurlar hakkında eylen dokulatı hakkında Anadolu Agnetliği'nin ziyaretini kabul kılıp, halkıradaki insan hakları depsençiliki ve küçüyüvatkan İslam düşmanlığı doğrusu da toxtaldı. Ziyarette onun Hindistan ve Pakistan çigrası da 1947 yılından beri devamlaşıvatkan Keşmir meselesinin, Arakan Müslümanları meselesinin ve Şarkı Türkistan'da 101 vatkan insan hakları depsençilikinin izcil davamış vatkallığı hakkıdaki sözleri dikkat tarttı. O Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komissarı İşhanesi terpeden 2022 yılı ilan kılınan Uyghur hakkıdaki dokulatığı işaret kıldı. Ve Xitay'nın Şarkı Türkistan'da sistemlik asimilasiya ve nüfus özgerti siyaseti yürgüzgerlikini tekitledi. Derya Yanık Hanım sözüde Uyghurlarının yurt mehallelerinin mecburi köçürülüşü, cezalaş meksede kamap koyuluşu, perzet körüş ve sayahat kılıç hukukunun depsende kılınışı katarlık iğir insan hakları depsençilikinin devam meşvet kalıqını, rayonun nüfus kurulmasının 1970 yıllardan beri başlayıp Xitay tarafından zor derecede özgerkenlikine, Uyghurlarının nüfus nispetinin ilgiriki 80%'ten 40%'ke düşüp kalıqını, bu ahvalının yine devam meşvet kalıqını bildirdi. Bu cereyanın sistemlik nüfus özgertiş ikilikini tekitledi. Men şahsi karışlarımız ya ki utturga koyulgan herkandah bir karış hakkını emez, belki Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komissarı İşhanesi ilan kılgan dokulat hakkında söz kılmak cemen dedi. O dokulatın inek neticesine asaslanganda Şarkı Türkistan'da yurtlardan sürgün kılıç siyasından kent külemde icra kılıngalıkını tekitlep, cezalaş terekisi de türmüge taşlangandan başka Uygurlarının köpüyüş ve aile kuruş hukuki toskulluğa uçurgan, Uygurlarının sayahat kılıç hukuki tartı bilingan, yine rayonda sırtkı yaki Xitay'a sayahat kılıç cezalaş sebepi aylangan. Ötken 2 yıl içi de Uyghurlarının ahvalda hiç kanda özgürüş bolmadı. Ama bu haktaki şikayetlere devam kılmakta diğerlerine kayıt kıldı. Xitay'nın Xaynan Aralı'dan 120 bin ahalini ciddi köçürgenlikke dikkat kozgudu. Xitay rejiminin tayfun boruna sebeple Xaynan Aralı'dan 120 bin ahalini ciddi köçürgenlikke dikkat kozulgan bulup, Xaynan ülkesi Xayko şehirlik meteorologiya istansisi borandan qo'rqinish uchun tedbir qo'llanganligini bildirgan. Xitay taratqularining xabar qilishicha, bu yillik 11-chi nomorliq tayfun borini 6 sentabr atiganda Xaynan orolga yaqinlashgan. Muhbirning Xaynan ülkesi tayfun boriniga qarshi jiddiy qo'mondonlik ishtabidan eglinishicha, 6 sentabr shujoy vaqti soat 9 gacha butun o'lka bo'yicha ko'chirilishi kerak bo'lgan 419 mingdan ortiq aholining hammasi dugidek boshqa joyga ko'chirilgan. Yana mingdan ortiq kishi jiddiy yetkilmaydigan. 6 sentabr atigan shujoy vaqti soat 8 da Xaynan o'lkalik suv boshqarish idorasi va Xaynan o'lkalik meteorologiya idorasi birlikda 1 darajalik tayfun borini apti havorayi xavfi haqida ogohlantirdi. Çıkargan. Wenchang, Chuanhe katarlık 14 şehir nahiyege karışlık 100'den artık yezi bazardaki kısmen rayonlarda 1. derecelik tayfun borunu apıtı 105 ihtimallığı hakkında agalan duruş berilgen. Yaponiya Xitay'nın 4 sakçı paraxotu Yaponiya tevallikiye kirdi dedi. Yaponiya hükümeti Xitay'dan sakçı idarısıga teve 4 paraxotunun 6 sentabr Senkaku aralı etrafıdaki Yaponiya deniz tevallikiye kirgenlikini bildirdi. Fransiya Xalqara Radyosu'nun haber kılışca, hemisige pilumotka okşaş kural orantılgan 4 Xitay paraxotu 6 sentabr Senkaku aralı etrafıdaki Yaponiya deniz tevallikiye kirgen. Yaponiya tarafının çarlıqıcı paraxotu Xitay sakçı paraxotlarına agalan
ishondirib, ularning Yaponiya dengiz tavalligidan chiqib ketishini talab qilgan. Yaponiya taratqularining xabar qilishicha, bu Xitoy paroxotining uda 41 kun Sinkaku orli atrofida bayqilishi bo'lib, Xitoy paroxotlari 29 avgustdan boshlab Sinkaku atrofidagi Yaponiya dengiz tavalligiga kirishga izchil urinmoqda. Xitoyga egilik da'vosi qilayotgan Diaoyu oriliga tava dengizda chorlash ijro qilganligini, bu Xitoy dengiz saqchilarining qonun bo'yicha huquqini qo'dash chorlashi ekanligini da'vo qilgan. Bu yil 6 ayda e'lon qilingan xabarlarda Sinkaku orli atrofidagi vaziyatga taqobul turish uchun Yaponiya dengiz bexatarlik idorasining zo'r miqdordagi rezinga kemalarni yutkaylaydigan cho'ng tipli chorlash paroxoti yasashni planlaganligi qayd qilingan. Tadqiq qilinayotgan cho'ng tipdagi chorlash paroxotining uzunligi 200 metr, umumiy og'irligi 30,000 tonnaga yetadigan bo'lib, 2029 yili amaliy ishlatishga topshirish nishon qilingan. Stoltenberg Xitoyni Rossiyaga qaratgan qo'llashni to'xtatishga chaqirdi. Shimoliy Atlantik ahdiy tashkiloti bosh kotibi Jens Stoltenberg Xitoyni Ukraina urushida Rossiyani qo'llashni to'xtatishga chaqiriq qilib, Xitoyning yordamining urushning davomlashishidagi muhim omil ekanligini ta'kidladi. NATO bosh kotibi Stoltenberg Norvegiyaning poytaxti Osloda Xitoy to'g'risida bayonot e'lon qildi. U bayonotida Xitoy Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida hal qilg'uvchi qulaylashtirg'uchiga aylandi. Darvaqa Xitoy Rossiya ishlatadigan nurg'un qurol-yarog'larni ishlab chiqargan davlat Beijingning Ukraina urushiga qutratqulu qilishi Xitoyning manfaatlari va innovatiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Xitoyning Rossiyaning qonunsiz urushni qo'llashni to'xtatishga chaqirman dedi. NATOning 2022 yili Madridda chaqirilgan boshliqlar yig'inida ma'qullangan yangi strategik o'quv hujjatida Xitoy tunji qitim NATO tarafidan sistemli xiris omili deb bekitilgan edi. Xitoy chat eldagi fuqarolarning bola baqolishiga ruxsat qilish belgilamasini bekor qildi. Xitoy rejimi chat eldagi Xitoy fuqarolarining urug' tuqqandachilik munosabati bo'lmagan chat eldiklarning bolalarini baqolishiga ruxsat qilish belgilamasini bekor qildi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning bayonot e'lon qilib, chat eldagi Xitoy fuqarolarining boshqalarining bolalarini baqolishiga ruxsat qilish belgilamasining bekor qilinishining aloqador xalqaro ahdnomalarga uyg'un kelganligini bildirdi. Xitoy rejimining bu vaqtda chiqargan qaroriga asoslanganda, chat eldagi Xitoy fuqarolarining faqat urug' tuqqandachilik munosabati bor kishilarning bolalarni baqolishiga ruxsat qilindikan. İsrailiya askerleri Türk faaliyetçini vahşilerce itip öldürdü. İsrailiya işgaliyetine karşı Nablus şehirde tiniş namayışka katnaşkan Türk faaliyetçi Ayşenur Ezgi Eygi, İsrailiya askerleri tarafından bişiga ok itip öldürüldü. Türkiye Avaz Radyosu xabirde kayıt kılınışça, İsrailiya kısımları her cümle günü Garbi Kırgak'ta öldürüldüğün işgaliyetke karşı namayışka vahşilerce araşkan bulup, Amerika Pukralıqı bolğun Ayşenur Ezgi Eygi İsrailiya askerleri tarafından itilgan ok bişiga tigip eğir yarlangan. O doktorxanağa ilip berilgan bolsumu uzun ötme kaza kılgalıqı elan kılıngan. Nek meydanda yana 3 Palestinlinin mu yarlangalıqı elan kılıngan. Palestin zeminin İsrailiya tarafından işgal kılınışıga karşı tiniş ve pukravi usullar arqılıq narazılıq bildirip, Palestinlilerin kollaydığın Xalqara İtipaqlıq Hareketi ESM'nin pidayisi ve kişili hukuk faaliyetçisi Ayşenur Ezgi Eygi, İsrailiya askerleri itip öldürgen tunca Amerika pukrası emes bulup, okşaş teşkilatka tabi tinişlik faaliyetçisi Rachel Corrimo, 2003 yılı Palestinlilerin öylerinin çıkıp taşınışıga karşı turuş cereyanı da, İsrailiya armiyasiga tava birovnik topa ittirish avtomobili tarafidan ezib o'ldirilgan edi. Amerika fuqrosi shundoqla Al Jazeera kanalining muxbiri Shirin Abu Aqilamo muxbir deb yozilgan jiletga kiyganligiga qaramasdan İsrailiya mergini tarafidan bishiga o'q etib o'ldirilgan edi. Hurmatli ko'rimlar, bugungi xabarimiz mushu yerda ayoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertangi programmada ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Allohga emanat.